Evet, şu an yüzdeyiz. Tırsıyorum, tırsıyorum lan lan! Allah, arabadan atlama sahnesi de çekiyoruz. Merhaba sevgili WebTekno takipçileri. Şu anda Ege Üniversitesi'ndeyiz. Patronumuz yeni bir tane Porsche aldı. Onun haberi yok, şu anda ofiste çalışıyor. Biz de anahtarını aldık. Gelin şu Porsche'a bir bakalım neymiş ne değilmiş. Arkadaşlar, videomuza geçmeden hemen önce İngilizce öğrenmek isteyenler için mükemmel bir haberimiz var. Artık günümüzün olmazsa olmazı İngilizce bilmek arkadaşlar. Biz de sizlere internet üzerine, yani online olarak İngilizce öğrenebileceğiniz bir uygulamadan bahsedeceğiz. Uygulamanın adı Cambly arkadaşlar. Dilediğiniz yerde, dilediğiniz zaman 7/24 ana dili İngilizce olan gerçek hocalardan birebir ders almanızı sağlamaz. Karşılıklı görüntülü konuşma olarak devam eden derslerinizi dilerseniz tek tıkla bilgisayarınızdan, dilerseniz de Android ve iOS cihazlarınızın uygulamasını indirerek hemen edinebilirsiniz. Bu arada açıklama kısmında sizlere vermiş olduğumuz kodu unutmayın ki 10 dakika ücretsiz görüşmenizi rahat rahat yapabilin. Herkese şimdiden kolay gelsin, başarılar, artık videomuza geçebiliriz. Arkadaşlar, şu an arabamızın içine geldik. Arabamız Porsche Macan 2017 model. Şimdi arkadaşlar, aracı size dilimiz döndüğünce anlatacağız. Bizim kanalımızın çok konusu değil. Ama 450 milyar gibi bir paraya alınca bu araba ilgimizi çekti ve için dışını sizlere gösterelim istedik. Burada bu kadar tuş görünüyor, yani aman tanrım falan filan diye düşünmeyin. Çünkü bu tuşların çoğunluğu klima ile ilgili. Burada da arkadaşlar aracın farklı modları var. Burada spor modunu alabiliyoruz. Spor modunu aldığınız zaman devir bir tık yükseliyor ve ekranda sport yazıyor. Bu tuşta arkadaşlar PCM adı verilen mod sayesinde her yolculukta sensörler aracın hareket yönünü, hızını, savrulma oranını ve yanal ivmelerini sürekli olarak izliyor. Doğal olarak bu alışkanlıklarının haricinde bir durum olduğunda araç her bir tekere farklı farklı fren basınç uygulayarak tekrar arabanın bu düzene gelmesini sağlıyor. Sağ tarafta da off-road var arkadaşlar. Bu da şerit asistanı, 65 km hızın üstünde siz şeritten çıktığınızda sizi uyarıyor. Aa, off yazan bir tuş var arkadaşlar. Bu da hani kırmızı ışıkta, mırın ışıkta durduğunuzda araba istop ediyor ya. Buradan ayarlıyorsunuz. İsterseniz istop etmiyor, yani isterseniz de istop ediyor. O kararı size bırakıyor. Az da unutuyordum arkadaşlar. Şurayı açtığınızda da burada bir CD, DVD player, iki tane de SD kart yuvası görüyorsunuz. Tabii bizim patrona yetmiyor bir tane. Yani buraya atarız. Ve arkadaşlar, o an geldi. Artık arabamızı sürebiliriz. Motoru 2.0, 100 km hızla 6 saniye gibi, 6.5 saniye gibi ortalama bir sürede çıkıyor. Macan'ın motorunun toplam beygir gücü 252 ve tork değeri de 370. Ve egzozlarından da anlayabildiğiniz gibi gayet büyük bir egzoz yapısı söz konusu. 4 silindirli benzinli motor var. 100 km'de 7.2 litre yakıt tüketim var aracın. Bu arada bazen Porsche diyorum, bazen Porsche diyorum. Kusuruma bakmayın, özü Porsche arkadaşlar. Çok kızıyorlar. Aracın direksiyonu gayet rahat. Üzerinde işte telefona cevap verebileceğiniz butonlar ve radyoyu kumanda edebileceğiniz böyle joystick gibi şeyler var. Ön tarafta 3 tane panel bulunuyor, bunu söylemiştim. Ortada devir göstergesi var arkadaşlar. Onun yanında hız göstergesi. En sağ tarafta ise aracın genel durumunu görebileceğiniz küçük bir display var. Orta gövdede de hemen bir ekran var arkadaşlar. Bu ekran sayesinde işte aracın çeşitli özelliklerini görebiliyorsunuz. Radyoya ulaşabiliyorsunuz, telefonunuza ulaşabiliyorsunuz, navigasyonu açabiliyorsunuz falan filan. Yani standart bu arabalarda bulunan ekranlar. Çok farklı bir durum yok ama dokunmatiği gayet güzel. Önümüzde Mercedes var. Mercedes'e selektör yaptım. Arabamızı da spordan çıkaralım ki patronumuz niye bu kadar yakmış demesin. Tekrar arabayı sporta aldım. Gazlıyorum. 3, 2, 1. Köküne kadar bastım. Evet, şu an yüzdeyiz. Yani 0-100'e geldik. Bayağı kısa bir sürede geldi. Araba gayet atak hızlanıyor arkadaşlar. Onu da bir söyleyeyim. Arabayı sporda unutmuşum. Tüh. Keşke sporda unutmasaydım. Bence de yani arabayı sporda unutmasam daha iyi olurdu. Tüfi ile birlikte arabanın içindeyiz. Biraz atraksiyonlar yapacağız. İnşallah patronumuz bize kızar. Git bakalım Çağdaş. Tırsıyorum. Tırsıyorum. Lan lan. Çağdaş. Hadi, geçmiş olsun. Hayır, sen Mustafa neyi yapıyorsun oğlum? Öldüm onu lan. Onu yapamayız. İyi, bir daha yapalım. Oğlum ben de bayağı tırstım. Ben de tırstım, kaçırıyordum arabayı valla. Beni buradan alın. Beni buradan alın. Millet, artık bu videoyu kapatalım lütfen. Yalvarıyorum artık bu işkence. Bak, bitsin artık lan ya. Tamam tamam, bitiriyoruz. Patron ya, çok... Valla arabadan atlama sahnesi de çekelim şu an.
Arkadaşlar arabadan çıktık, şimdi tekrar ofise gideceğiz ama bir şey göstereceğim sizlere. Gelin. Kontak anahtarı bu arkadaşlar. Üzerinde arabayı açma, kapama ve bagajı açma butonları var. Kontak anahtarı sol tarafta. Bu Porsche'lere özel bir durum. Tekrar anahtarımı sokuveriyorum. Bir kere çevirdiğinizde araba elektrik alıyor. Frene basıp ikinciyi çevirdiğiniz zaman da artık araç kontak almış oluyor. Arkadaşlar artık arabayı geri götürmenin vakti geldi. Sizler de arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aklınıza takılan her türlü soruyu aşağıdaki yorum bölümüne bırakabilirsiniz. Başka bir web tekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Şu anda ekranda gördüğünüz görüntüleri tıklayarak bambaşka web tekno videoları izleyebilirsiniz. Ayrıca hemen orada bir de abone ol butonu var. Ona da basarsanız kanalımıza abone olursunuz. Bu da Porsche anahtarı. Porsche değil oğlum, Porsche ya.